Herkese merhaba. Piyasaların Ritmi yayınıyla yeniden birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi yine bu yayını sevgili Özgür Karahan'la birlikte gerçekleştirmeye çalışacağız. Özgür hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Hüseyin. Sağ olasın. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkürler. Şimdi en son Mayıs ayında bir yayın gerçekleştirmiştik ve bu yayında özellikle Mayıs ayının global piyasalar için pozitif bir ay olmadığını, dolayısıyla mevsimsellik etkisine baktığımızda bu ay içerisinde global piyasalarda genellikle bir satış dalgasının yaşandığını, dolayısıyla Mayıs'ta sat ve git temasının ön planda olabileceğine değinmiştik. Bu kapsamda baktığımızda global hisse senedi endeksleri başta Amerika olmak üzere satıcılı seyrini sürdürüyor. 2022 yılında Nasdaq'ta %30, S&P'de de %20'yi aşan düşüşler gördük. Baktığımızda bu düşüşler ilk önemli seviye olan S&P'de 3850, Nasdaq'ta da 11.000 seviyeleri üzerinde şu aşamada bir tutunma çabası içerisinde ve bir taban oluşturma eğiliminin hakim olduğunu görüyoruz. Şu anda ekranda birinci slaytımız var ve buradaki endekslerdeki düşüşleri de net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi bu noktadan ikinci slayta geçecek olursak, Amerika piyasalarında son dönemde yaşanan düşüşlerin ardından geldiğimiz seviyeleri ara yayınlarımızda 3850 S&P için, 11.000 Nasdaq için bir tepki potansiyeli yarattığından bahsetmiştik ve bu seviyeleri itibariyle artık düşüşlerin ardından yukarı hareketler, trend karşıtı tepki hareketleri oluşabileceğinden bahsetmiştik. Ben ikinci slayt üzerinden senin değerlendirmeni almak istiyorum. Biraz daha haftalık, daha uzun vadeli periyotta ve kısa vadeli perspektifte son olarak S&P ve Nasdaq'la ilgili durum nedir? Bize kısaca bir özetler misin lütfen? Tabii ki Hüseyin, görebildiğim yapı itibarıyla hani Nasdaq son zirveden %30 civarı, S&P'de 20 civarı düşüş yaptı ve gördüğü son diplerden yaklaşık %10'luk, 12'lik tepkiler üretmeyi başardı. Çok daha kısa vadeli bir yapıda bu tepki denemelerinin yukarı yönde devam etme ihtimalini yüksek görüyoruz. İlk önemli eşik S&P'de 4150-200 aralığı. Nasdaq'ta da 13.000'ler. Burayı aşabilen hareketler S&P'de 4300-400, Nasdaq'ta da 13.500, belki 14'e doğru devam etme potansiyeli taşıyor. Yalnız daha büyük resme dediğin gibi baktığımızda şu son yaşadığımız düzeltme yaklaşık 2008'den bu yana geçerli olan o majör ana yükselen trendi düzeltecek bir hareket olacak. Dolayısıyla adını söylediğimiz kısa vadeli yukarı tepkileri takiben ben düzeltme sürecinin devam edeceğini, aşağı yönde daha yerimiz olduğunu düşünüyorum Amerika tarafında ki bu global piyasaları da ister istemez negatif etkileyecek bir potansiyel çıkartıyor karşımıza. Bunu da önümüzdeki yayınlarda ayrıntıyla tartışırız. Yani burada şunu anlıyorum. Biz Mayıs ayında işlediğimiz global piyasalarla ilgili daha karamsar ve daha negatif tutumumuzun ardından şunu söyleyebiliriz. Bu düşüş önemli hedef noktalarına ulaştı. Burada bir aşırılık vardı. Bu aşırılığın ardından Mayıs ayının son döneminde gördüğümüz tepki ve toparlanma çabası Haziran ayı içerisinde de nispeten devam edecektir. Ancak bu yükselişler henüz yeni bir yükseliş trendini başlatmaktan uzak. Dolayısıyla burada halen global piyasalara yönelik daha karar ve daha trend karşıtı hareketler hakim olacağını öngörüyoruz diye toparlayabiliriz sanırım. Şimdi bu noktada ben biraz daha Amerikan 10 yıllıkları tarafına bakmak istiyorum. Çünkü bu Mayıs ayındaki yaşanan riskli varlık hareketlerinde iki önemli nokta ön plana çıktı. Bunlardan birisi Amerikan 10 yıllıklarındaki yükseliş, diğeri de dolar endeksindeki güçlenme. Biraz da bunu MTI'ye bağlayacağız bir adım sonra. Bir Amerikan 10 yıllıklarıyla başlayalım istersen. Burada
ki son durum nedir? Son dönemdeki yükselişin ardından Amerika'da 1980'den beri geçerli olan bir trendden bahsetmiştik. Bu trende piyasanın tepkisi ne yönde gerçekleşiyor ve bundan sonra Amerika 10 yıllıkları ile ilgili beklentilerimizi özetler misin lütfen? Görebildiğim kadarıyla 1980'den başlayan o ana alçalan trendin içinde bulunduğumuz süreçteki direnci, bonolara göre desteği 3.20, 3.40, 3.50 bölgesinde bulunuyor. Ki geçen o yukarı harekette de 3.20'leri denedi. Bu tabii faiz artırım döngüsünün başlaması artı bilanço küçültme derken faiz tarafındaki baskıyı, enflasyon kaygıları da şüphesiz gündeme taşıyor. Kısa vadede en azından 3.20-3.50 bölgesinin üzerinde kalıcı bir hareket zor gözüküyor. Ama şu son diplerden de tahminim 3.20'leri aşan, 3.20-3.40 bölgesini hedefleyen bir yukarı son atak geliştirme ihtimali yüksek. Takip eden süreçte de o beklediğim hani kafamdaki birazcık daha düşük büyüme ve enflasyon kokteylinin oluşturduğu o yapı ortaya çıkarsa daha sonra risk algısındaki artışla birlikte tekrar 10 yıllıklarda aşağı hareket bir düzeltme bekliyorum. Ama tabii bu bir miktar daha ikinci adımda olacak. İlkten bir 3.20-3.40 bandına doğru yukarı eğilim. Oradan sonra daha bir risk fiyatlamasıyla faizlerde, bono tarafında 10 yıllıklarda aşağı yönde bir eğilim olur gibi geliyor. Bilmem sen ne dersin? Evet, çok haklısın. Bence de buradaki hareket 3.20-3.50 üzerinde bir yükseliş potansiyeli taşıyor. Son haftalarda gördüğümüz 10 yıllıklardaki yukarı eğilim de bunu destekliyor. Fakat bu hareketin kalıcı olmaması dolayısıyla bu seviyelerin üzerindeki hareketlerin yeniden Amerikan 10 yıllıklarında bir aşağı hareketi gerçekleştirmesi bence de olası, ama daha orta vadeli vadeli perspektifte baktığımızda birkaç adım sonra yeniden orada yükseliş eğilimi hakim olacak gibi duruyor. Bu noktada euro dolara da bakalım bir dolar endeksiyle beraber, çünkü son haftalarda hem Amerikan 10 yıllıklarında hem euro dolarda bir yukarı hareket görüyoruz. Son durumda dolar endeksindeki görünüm nasıl? Orada da önemli teknik noktaları test ediyoruz ve bundan sonraki hareketi ne yönde bekliyoruz? Biraz da onu konuşalım istersen. Tabii ki o geçen yayınlarımızda 100 bölgesi hem psikolojik hem teknik önemli bir eşikti. Onun aşılmasını beklediğimizi söylemiştik. Nitekim de onu geçti, 103-105 bir yükseliş yaptı. Ardından da şu son bir hafta 10 günlük süreçte de düzeltmeyle tekrar 101'lere geldi ve tekrar yukarı döndü. Tahminim benim bu hareketin tekrar yukarı yönde momentum kazanması ve o son 105 zirvesini geçerek belki 107-109 bandına doğru hareket etmesi. Ama net net de gözüken o dolar güçlenmesi henüz net bir şekilde aşağı dönmedi. Bu gelişmenin iki önemli ayağı var. Tabii %50'den fazla, %50'sini neredeyse oluşturan euro dolarda da baskı yaratıyor. Az önce belirttin, orada da hani olası tepkilerde aşağı yönde 1.08 küsur 1.09'lar bence bir üst eşik olacak. Hani orayı geçmesini belki şimdi Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz söylemleriyle biraz toparladı euro dolar, ama tahminim 1.09'ları geçme şansı daha düşük gibi geliyor. Evet, yani oradaki karakter de euro dolarda şu aşamada tepki, dolar endeksinde de bir düzeltme formunda gibi. Oradaki genel görüşlerimizde ara hareketleri bir kenara bırakırsak çok fazla bir değişim yok. Dolayısıyla dolardaki güçlenme eğilimi devam edecek. Bu noktada aslında son günlerde piyasa hareketlerinde ön plana çıkan diğer bir önemli konu da petrol. Deki hareket ve burada Brent'teki yükselişi yakından izliyoruz piyasa etkileri bakımında. Son hareket 115 seviyesi üzerinde biraz piyasa beklentilerinin aksine de güçlü kaldığını gördük. Buradaki yukarı yönlü riskler fiyatlanmaya devam ediyor gibi diye düşünüyoruz. Buradaki görüntü nedir? Orada olası yeni 145 dolar zirve seviyeleri üzerine bir hareket beklentimiz nedir? Biraz o konuda fikirlerini almak isterim. Valla geçen ayki yorumumuzda sanki 120 dolar tepe olabilir. Çin kapanması var. Bir miktar daha global stagflasyon teması devreye giriyor. Aşağı dönebilir gibi düşünüyorduk. Bu görüşün ne zaman bozulacağını da olası ambargolar
devreye girerse diye düşünüyorduk ki sanki enerji tarafındaki ambargolar bu noktada önemli bir risk. Dolayısıyla yeni yapıda sanki 120'lerin üzerini zorlayacak, hatta o 145 dolardaki zirveleri zorlayacak bir olasılık giderek artıyor. Dolayısıyla bu hem bizim için yerli piyasalar açısından hem de global ölçekte önemli bir risk alanı. Bunu takip ediyoruz dikkatli bir şekilde. Diyelim benim gördüğüm yapıda maalesef bir miktar daha yukarı potansiyel var. Tabii ki bu kadar enflasyonun gündemde olduğu bir noktada enerji fiyatlarındaki bu yükseliş tabii ki piyasalar için bir adım sonra risk faktörü olarak karşımıza çıkacak. Şimdi genel bu konuştuklarımız üzerinden altına geçmeden bir toparlama yapacak olursak aslında şöyle bir resim çıkıyor. Global hisse senedi endeksleri Mayıs düşüşünün ardından tepki gerçekleştirecek. Bunlar bir trende dönüşmeyecek. Dolar endeksi, Amerikan 10 yıllıkları ve petrol yukarı gidecek. Bu yükseliş hareketleri bir noktadan sonra hisse senedini rahatsız etmeye başlayacak. O da ikinci bacakta beklediğimiz Amerika'daki düşüşü gerçekleştirecek gibi kabaca bir resim çizebiliriz diye düşünüyorum. Aynen, sanki. Aynen. Harika bir toparlama gerçek. Ben de aynısını düşünüyorum. Son olarak bir altına bakalım. Bir süredir orada da yatay bir seyir yaşanıyor. Orada orta ve uzun vadeli görüşlerimizde bir değişim yok. Fakat kısa vadede bir sarkma bekler miyiz? Ve bir sonraki adımda altına yönelik olumlu temamızı sürdürüyor muyuz? Biraz bu konuda konuşalım. Tabii. Bu dolardaki güçlenme eğiliminin en rahatsız ettiği kıymetli madenler tarafı oluyor. Dolar cinsinden değerleniyor. Artı bir de faiz artırım süreci, bilanço küçültme ister istemez baskıya neden oluyor. Orta vadeli yönde ciddi olarak yukarı görüşümüz sürüyor. Yalnız aşağı tarafta bence aşağı bir düşüş bacağı eksik hala yapıda. 1740'lar, 1700'ler belki birazcık daha şeyli. Hani o son bir hareketle yaşanırsa güzel bir alış fırsatı olur gibi geliyor. Benzer yapı gümüşte de var. Orada da 19 civarı önemli bir, böyle bir gevşeme yaşanırsa güzel bir fırsat olarak gördüğümüz seviye olur. Dolayısıyla kısa vade aşağı bir potansiyelimiz, ihtimalimiz var. Bu olursa da daha orta vadeye yönelik oldukça çekici bir alım fırsatı yaratır diye düşünüyorum. Ben bilmem sen ne dersin? Evet. Yani genel anlamda altınla ilgili 2019'un başından beri sürdürdüğümüz pozitif görüş işte 2021 başından beri bir düzeltmeye çevirdik. Ama genel trend anlamında orta ve uzun vadede altında yükseliş eğiliminin biz devam edeceğini düşünüyoruz. Evet 1710 çok aşağı bir fiyatlama değil. Gelirse de portföylerde varlık sınıfını arttırma yönünde bence de pozisyon alınabilir. Bu noktada bir konu dikkatimizi çekiyor. Seninle de ara konuşuyoruz. Çin tarafı. Yani çok piyasanın gündeminde değil ama en azından orada bizim teknik yapı itibariyle dikkatimizi çeken bazı işaretler var. Hem para birimi bazında hem hisse senedi endeksi bazında. Biraz değişiklik yapalım ve Çin'i konuşalım. Ne dersin bu konuda son dönemdeki hisse senedi ve kur hareketine? Ya her şeyden önce şu son kapamalar global piyasaları da, global büyümeyi de negatif etkilemişti. Evet. Açılmalarla ve vaka sayılarındaki artışla birlikte de global ölçekte bir moral oluyor. Şu son günlerde gördüğümüzde o zaten Amerika'da o kısa vadeli tepkideki desteğin bir kısmı da buradan geliyor. Bu bir miktar daha devam edebilir Asya tarafında ama daha geniş bir süreçte benim hani bu 2000'li yıllardan bu yana baktığımız 20 yıllık ana yapı da maalesef kalıp daha bir aşağıya doğru dönüyor gibi geliyor bana. Bu Covid fiyatlamasıyla yaşanan düşüş bile düzeltici bir hareketti. Yalnız şu son dönemdeki gerileme ana yapıyı bozdu ve majör bir düzeltme riskini gündeme getirdi. Hisse tarafında gördüğüm ana yapı bu şekilde. Bunun arkasında yuan tarafı enteresan. Yuan dolar. Geçen sene, bir önceki sene hatta bir ana döngüyü bitirdi. 6.30'lara doğru sert bir gerileme yaptı ve yuan ve sonra da 6.80'lere doğru hızlı bir yükseliş başlattı. Bu hisse senedi piyasasıyla da ters korele gidiyor. Yani
Yuan değersizleştikçe hisse piyasası da enteresan ters korele yapıyor. Şu son dönemde yendeki değersizleşme de enteresan. Yani bunun ben Asya para birimlerinde ve gelişmekte olan piyasa para birimleri üzerinde hani baskıya sebep olabileceğini düşünüyorum. Bir başka alanda hani Amerika ile ticaret pazarlıklarında Çin'in cevap verebileceği önemli bir alandı bu parasını değersizleştirme ya da değer kazandırma. Orada da sanki gerilim alanı yaratabilir önümüzdeki süreçte. Yani bu noktada iki önemli olumsuz potansiyel dikkatimizi çekiyor. Uluslararası piyasalar açısından yatırımcıların belki dikkatini çekmek bu noktada önemli bizim için. Çok teşekkür ederiz. Çok faydalı oldu. Şimdi biraz da vaktimiz doluyor. Yurt içi tarafa geçelim. Şimdi yurt içinde TL bazlı grafiklerde Mayıs sonunda 2350'deki kritik destek noktası üzerinde başlayan yükseliş sürüyor. Bu yükselişte son dönemde piyasa fiyatlamasının borsa üzerinde baskı oluşturan enflasyona endeksli bir tahvilin gelmeyeceği, gelirse de bunun piyasa üzerinde çok fazla baskı yaratmayacağına yönelik bir fiyatlama karakteri içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Geldiğimiz seviyeleri itibariyle de 2650-2700 bölgesi TL bazlı grafiklerde önemli direnç noktalarımız. Şimdi baktığımızda son dönemde hep vurguladığımız son aylarda global piyasalara kıyasla güçlü seyir devam edecek. Çünkü Türk TL cinsi varlıklarda borsa alternatifsiz, rakipsiz ve bu özelliğinden dolayı da hem ucuz fiyatlama ile birleştirince ciddi bir cazibe merkezi olacak ve olmaya devam edecektir. Konudaki duruşumuz devam ediyor. Hala borsa TL cinsi varlıklarda rakipsiz olmayı sürdürüyor. Nispeten bu yönde girişlerin olduğunu da görüyoruz. Son yapıda kısa vadeli olarak henüz bir bozulma işareti görmedik. Bir yükseliş eğilimi devam ediyor. Ama biraz daha sanki realizasyon noktalarına yaklaştık. O güçlü piyasa duruşumuzu da bir miktar zayıflattığımız noktalara yaklaştık diyebilir miyiz? Sanki bana da öyle geliyor Hüseyin. Uzundur o Ukrayna-Rusya savaşında bile biz hisse tarafını öne çıkardık. Önemli bir enflasyon hece olduğu ve senin dediğin gibi başka bir alanda parayı koruma alanı kalmadığını neredeyse vurguladık. Ve gerçekten de önemli yükselişler yaptı kendi çapında. Ama şu son dönemde benim gördüğüm fiyatlarla momentum ve trend göstergeleri arasında artık negatif uyumsuzluklar başladı. Bu bir yorgunluk görüntüsü. Dolayısıyla hani 2700'ler belki biraz daha üst potansiyel kartta var, önümüzde var ama sanki biraz da hani kar satışı yapmamız gereken seviyelere yaklaştık diye ben düşünüyorum. Dolayısıyla biraz daha seçici olmak kaydıyla belki model portföyümüzden bahsedersin. Biraz daha ben kar satışı yönüyle bakıyorum. Bir küçük düzeltmeye de ihtiyacımız olabileceğini düşünüyorum açıkçası hisse tarafında. Çok haklısın. Geldiğimiz seviyeler itibariyle bence de önemli teknik noktalara geldik. Dolayısıyla bu seviyeler itibariyle bir düzeltme olabilir. Ama her zamanki gibi hisse seçimi önemli noktada. Dolayısıyla bu seviyeler itibariyle seçici olmanın her zamankinden daha ön planda olduğunu düşünüyoruz. Burada da model portföyümüzdeki hisseleri bir kez daha altını çizmek istiyoruz ve yatırımcıların daha seçici alımlarına bu noktada gerçekleştirmesini öneriyoruz. Bu arada dolar bazlı yapıya da bakmak lazım. Her zaman şunu vurguluyoruz. Evet, kısa vadede Türk lirası cinsi varlıklarda hareket devam ediyor. Bu hareket yukarı yönlü bir eğilim işareti ama daha orta ve uzun vadeli yapılara bakmak lazım. Burada da dolar bazındaki hareket önemli. İstersen son olarak dolar bazlı yapıya bakalım. Nedir buradaki durum ve endeksle ilgili beklentilerimizi aktarır mısın lütfen? Tabii ki benim gördüğüm işte TL bazındaki o nominal zirvelere rağmen dolar bazında tarihi diplerdeyiz. Şu son dolarda 17'ye doğru oluşan hareketin ardından sanki aşağıda da hala kısa geri çekilme şansı var ama bu hareketler daha uzun vadeli sürece yönelik
alım fırsatı yaratacak. Yani buralardan baktığımızda son 20 senenin diplerindeyiz. Dolayısıyla evet, bir miktar daha TL tarafta beklediğimiz düzeltme, belki kur bir miktar daha yukarı giderse dolar grafiğinde biraz daha aşağıları bize getirebilir beraberinde, ama o harekette hani kısa vade düşüş ama daha uzun vadeli bir alım fırsatı olur gibi geliyor bana. İzleyip göreceğiz. Bilmiyorum, sen ne düşünürsün orada? Ya burada evet, önemli olan nokta dolar bazındaki tarihi dip seviyelerindeki hareket, bir dip oluşturma süreci var. Bu süreç zaman alacaktır. Ancak birkaç yıl sonra baktığımızda mevcut seviyelerin dolar bazında çok ciddi fırsatlar yarattığını da geri dönüp baktığımızda görmüş olacağız. Dolayısıyla daha orta ve uzun vadeli bakış açısıyla hisse senedi yatırımına yönelmek gerekiyor. Bu nedenle hala Borsa İstanbul dolar bazda orta ve uzun vadede ciddi anlamda ucuz olduğunu bir kez daha söylemek isteriz. Benim aktaracaklarım bu kadar. Eklemek istediğin bir konu var mı? Son bir nokta varsa onu da almak isterim. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Çok iyi toparladın. Herkese sağlıklı, bol kazançlı bir süreç diliyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.